Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda şamanlardan günümüze kadar gelen ve Türklerin devam ettirdiği adetlerden söz edeceğim. Öncelikli olarak şamanizmi tanımlamak gerekirse, tek tanrılı bir din ve inanç sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Doğadan aldığı enerji ve güçle birlikte uyguladığı ritüellerle aynı zamanda şifacılık özelliğini de barındıran bir inanç sistemidir. Peki biz Türkler şamanlardan gelen hangi adetleri devam ettiriyoruz? Gelin hep birlikte birkaç tanesine bakalım. İlk olarak nazar inancı. Şamanizme göre bazı insanların sıra dışı özellikleri olduğuna inanılır ve bakışlarıyla, diliyle, hatta parmakla göstererek karşısındaki insana kötü enerji yüklediğine ve bununla nazara maruz bıraktığına inanılır. Bu kötü enerjiden korunmak için de nazar boncuğu takılır. Bu tam anlamıyla bir şaman inancıdır. İkinci sırada tahtaya vurmak var. İstenmeyen bir şeyin başımıza gelmesinden korktuğumuzda şeytan kulağına kurşun diyerek tahtaya 3 kez vururuz. Şamanlarda da bu gelenek böyleydi. Kötü ruhların tahtaların içerisine saklandığı ve vurduğumuz zaman oradan çıktığına inanılırdı. 3. Kurşun dökme, kurşun döktürme. Şamanlar bu ritüele kurt dökme adını verirlerdi ya da kurt kuyma derlerdi. Bu işlemde kötü ruhların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırıldığına inanırlardı. Günümüzde suyla yapılan kurşun dökme işlemi şamanların döneminde sütle gerçekleştirilirdi. 4. sırada da gidenin arkasından su dökmeyi görüyoruz. Eski Türklerdeki şamanizmin inancından günümüze kadar gelen bir adettir. Biz suyu dökerken arkasından su gibi gitsin, su gibi gelsin deriz. Aynı şeyi şamanlar da yapardı. 5. sırada mezarlıklar var. Şamanizme göre ölüler ailesinin vefat eden büyüklerinin ya da ormanın, suyun, yardımcı ruhlarının kendisine yol göstereceğine inandığı için mezarlıklar inşa etmişlerdir. Bizlerin mezarlık ziyareti ve dua etmek, türbelerden, mezarlardan bir şey istemek adetimiz de yine şamanların eski geleneğinden. Sonraki sırada köpek ulumasının uğursuz sayılmasından söz edeceğiz. Birçok bölgede köpek uluması uğursuzluk olarak kabul edilir. Şamanizmde de bu böyleydi. Köpekler yaklaşan kötü ruhları hissettiğinde ya da negatif enerji hissettiğinde uluduğuna inanılırdı. Hatta ulurken yüzünü döndüğü kişinin yakın zamanda hayatını kaybedeceğine inanırlardı. Sonraki sırada dini unsurların müzikle bir arada kullanılmasını göreceğiz. Şamanlar ayinlerinde her zaman enstrümanlar kullanmışlardır. Hiçbir zaman müziksiz ayin yapmamışlardır. Bizlerin inancına baktığınız zaman da mevlüt ve ilahiler yine bir ritim eşliğinde yapılmaktadır. Bu da yine şamanlardan gelen bir gelenektir. Ve son olarak ölen kişilerin ardından yemek veya helva dağıtmak. Tıpkı bizlerde olduğu gibi şamanlar da ölülerin arkasından yemek ya da tatlı dağıtırlardı. Bu da kendilerinin yurt törenlerinden kalma bir şaman geleneğidir. Bu bizim tanışma videomuz olsun arkadaşlar. O yüzden kısa tutuyorum. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz, araştırmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşça kalın.